Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için sevgili boğa burçları için bu ayki falarını kapattım. Bakalım sevgili boğa burçlarının bu ayki falarında neler çıkacak? Şöyle yavaşça bir açalım. Şöyle bir bakınca direkt böyle bir ferah bir fal aslında bu. Ama size gelecek büyük bir haber, büyük bir para, büyük bir iş kapısı. Bakın böyle bir yatırımlık bir şey haneye gelecek. Sizinle ilgili olabilir. Aileden biriyle ilgili olabilir. Bir iş bağlayabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Kahve yaptım ellerimi bütün. Maddiyatla ilgili gelişmelerin olacağı bir ay sanki. Bakın böyle önünde de bir kişi var. Bu aileden biri siz veya aileden biri. Arkasında kocaman bir mal mülk taşıyacak, böyle sürükleyecek. Bakın, bu miraslık bir konunuz varsa, davalık bir konunuz varsa, kiralık veremediğiniz evleriniz, borç verdiniz, geri alamadınız. Aslında hiçbiri yok, param da yok diyorsanız belki bir iş kapısı, güzel bir yatırım, belki paranız var, yatırım yapacaksınız, o yatırım ileride çok büyüyecek. Hani şu anda küçük gibi gözükebilir ama bunun ilk adımlarını atabilirsiniz. Maddi bir güç, maddi bir şey çıkmış burada. Bu ayla ilgili güzel bir gelişme. İnşallah öyle olsun. Eğer varsa böyle hani burada sanki bakın beyazda bir tavşan çıkmış şöyle. Tavşanın gözleri, kulakları gibi böyle tavşan haneye doğru böyle gelen. Yani hızlı bir haber gelecek. Hızlı, sürpriz, beklenmedik bir haberiniz var. Çok temiz bir haber gelecek haneye size. Güzel bir gelişmeyle başlayabilirsiniz aya. Bakın ama o kadar güzel bir gelişme olacak ki bir göz çıkmış. Şurada görüyor musunuz? Tam bir göz kabarmış. Yani gözler üzerinizde olabilir bu ay. Göze gelebilirsiniz, nazara gelebilirsiniz. Dua edin bol bol. Kötü enerjilerden uzak durmaya çalışın. Onun haricinde geçmişte böyle yaşanan bir şeyler olmuş olabilir ama bu aya böyle biraz ferah başlayacaksınız. Hani içinizde böyle biraz daha rahat, sanki böyle içinizdeki buzların eridiği, böyle sıkıntıları attığınız güzel, temiz bir ay gibi çıkmış. Bakalım başka neler var burada. Şurada karşılıklı iki kişi böyle biraz kafa kafaya, hani böyle iki inatçı keçi köprüde karşılaşmış derler, bir figür vardır böyle karşılıklı iki tane keçi böyle alnını böyle birbirine yaslayarak şeyler vardır ya, karikatürize söyleyemedim ben bugün, yine söyleyemiyorum bazı kelimeleri, çizerler daha doğrusu diyeyim. Sanki öyle bir şey var. Biriyle çok fazla inatlaşacaksınız bu ay. Böyle iş yerinde çalışıyorsanız iş yerinden biri olabilir, aileden biri olabilir ama sanki böyle didişiyorsunuz sürekli. Hani iki tarafta ne haklı ne haksız aslında ama böyle artık bu ağız dalaşına alışkanlığa varmış gibi bir şey olabilir. Böyle bir didişme olacak. Sürekli böyle hani hatta sizi biri böyle arkadan tutup çekecek böyle. Ya yeter hani ya uyma ona ya da artık böyle bir şey yapma diye. Sürekli böyle didiştiğiniz, anlaşamadığınız biriyle tekrardan bu ay böyle hararetli bir şekilde şey yapabilirsiniz, ters düşebilirsiniz. Ama sizin arkanızda biri var, sanki böyle sizi tutup eteğinizden çekiştirecek. Tamam sen ona uyma gel falan diye böyle üstüne gitme diye belki de sizi uyarabilirler. Gereksiz bir tartışma sanki. Hani böyle gerçekten büyük bir kavga, büyük bir sorun değil ama bir inatçılık, bir anlaşamama durumları çıkmış sanki. Onun haricinde bakalım. Şurada sanki böyle şunu bir kaplumbağaya benzettim. Bakın şöyle kafası kaplumbağa. Kaplumbağa oturmuş ama sanki böyle evle ilgili, iş değişikliği ile ilgili ya da işte şehir değişikliği, ülke değişikliği, bir üniversite sınavına kazanırsınız, gidersiniz ya da işte başka bir yere bir tatil amaçlı bile olabilir ama bir şey planlamışsınız ama sanki bu ay böyle o planı erteleyeceksiniz. Hani bu ay en azından bu ay içerisinde yapmayacaksınız onu. Böyle kaplumbağanız çünkü otururken çıkmış. Belki sonraki aylara erteleyeceksiniz. Belki bu ay kararlarını alacaksınız ama hani çok da böyle hayata geçirmeyi düşünmeyeceksiniz. Böyle kaplumbağa biraz daha oturur gibi çıkmış. Bu konuda hatta böyle iki kişi var. Bakın iki kişi düşüneceksiniz. Hani tek başınıza da karar vermeyeceksiniz. Bu konuyu ötelemek için iki kişi oturup karar vereceksiniz. Aileden biri olabilir, arkadaşlarınız olabilir. İşle ilgili bir gezi, işle ilgili bir değişiklik olacaksa iş yerindekilerle oturup karar vereceksiniz. Ama böyle biraz öteleyeceksiniz bu değişikliği, bu ev değişikliğini. En azından bu ay değil, bir sonraki aya belki de erteleyeceksiniz. Burada böyle hani şey gibi çıkmış burada. Hem burada bir tavşan çıkmış hem de burada bir silah gibi bir şey çıkmış. Böyle silah, kurşun falda şeydir. Hızlı tez haberdir. Haneye gelecek böyle çok temiz bir haber var. Böyle haneye doğru bakın sanki kurşunu da atmışlar.
O kadar sevindirici bir haber olacak ki böyle hanede bir sevinç yaşanabilir. Yani bu ay böyle maddiyatla ilgili yine hissediyorum ben bunu. Böyle bir maddiyatla ilgili güzel bir gelişme olacak. Bir haber alacaksınız. Bir işle ilgili, bir yatırımla ilgili olabilir yine ama ya da dediğim gibi bir yerden bir para bekliyorsanız o işte o haber gelecek sanki bu ay ise. Biraz rahatlayacaksınız. Ferahladığınız bir ay olacak. Gönlünüze göre böyle hani her şeyi yaptığınız bir ay olacak. Burada böyle bir de şurada böyle bir şeyle boğuşan böyle hani dalgalarda denize doğru hani böyle dalgalara doğru yüzen bir insan var sanki. Sanki böyle hani bir şey için çok mücadele etmişsiniz geçmişte. Burada bir insan böyle yine kulaç atıyor, mücadele etmişsiniz ama bu ay sonuna geleceksiniz. Bu ay böyle hani biraz mükafatlarını toplayacaksınız. Eğer ki bir ilişki için mücadele ettiyseniz düzelmesi için, gelişmesi için bu ay biraz daha düzeldiğini anlayabilirsiniz, görebilirsiniz, daha keyifli olabilir. Ya da işte işle ilgili bir yatırım yaptınız, hep beklediniz falan bu ay artık meyvelerini biraz toplayabilirsiniz. İşte böyle diyet yaptınız, spor yaptınız, herhangi bir şey için çok çok uğraştınız, çabaladığınız bir şey hayatınızda. Bunu kendi hayatınıza göre siz yorumlayın. Bir şey için çabalamışsınız ama bu ay sanki biraz meyvelerini toplayacaksınız. Artık bakın bu sınırda. Artık böyle biraz daha aydınlık yaptığınız şeyin, çabaların karşılığını aldığınız, biraz rahatlayacağınız, hani bu kadar da çabalamayacağınız bir ay gibi çıkmış. Biraz daha aydınlık, ferah bir ay bu ay sanki sizin için. Güzel bir fal çıkmış bence bu. Bir de tabağımıza bakmak istiyorum yalnız. Bazen tabakta daha çok şeyler de çıkabiliyor. Fincanımız ama gayet temizdi. Gerçekten hani güzel, ferah bir fal çıkmış. Umarım öyle olur sizler için. Zaten boğa burçları çok sürprizlerden hoşlanmaz. Sürpriz güzel haberler hoşlanır da hayata çok ani değişikliklerden hoşlanmazsınız. Hayatınız böyle güven içerisinde, huzur içerisinde ama güven her şeyden önemli sizin için. Olduktan sonra sizden mutlusu yok. Güvenilir insanlarla birlikte olmak sizler için olmazsa olmaz. Maddi olarak da eğer kendinizi güvende hissediyorsanız daha da huzurlu olabilirsiniz. Bu ayda zaten öyle bir ay gibi çıkmış. Bir sıkıntınız varsa bu ay biraz öteleyeceksiniz. Yani bir de bakın kurbanlık koç hani böyle kuzu gibi bir şey çıkmış böyle. Böyle adak adadığınız bir şey. Çok taze, çok yeni bir şey. Bir şey gerçekleşebilir. Hani çok çok geçmişte olan değil de daha yeni bir şey sanki böyle kuzu koç gibi bir şey çıkmış. Adak adadığınız bir şey varsa bu ay o adağınız gerçekleşebilir. Hani gerçekleşebilir dileğiniz ve o yüzden adak adayabilir, adağınızı gerçekleştirebilirsiniz. Temiz bir böyle kuzu koyun gibi bir şey çıkmış. Bu çok ferah. Bu ay içerisinde bir de tek başınıza bir yolculuk yapacaksınız. Bir yerlere gidip böyle kafayı dinleyip biraz böyle kendi başınıza düşündüğünüz bir ay geçirebilirsiniz ara ara. Bu size iyi gelecek. Tek başınıza böyle uzaklaşmak isteyeceksiniz bulunduğunuz ortamdan dönem dönem. O size çok iyi gelecek. Yalnızlık, kafayı dinlemek. Biraz sanki böyle bu ay biraz kendinizi inzivaya çekip ara ara güçlenme ayı. Hani maddi olarak da bir şeyler yoluna girerse kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Zihnen de kendinizi dinçleştireceksiniz. Bir şey çok kafaya takıyorsunuz. Oturup düşündüğünüz böyle sürekli düşündüğünüz bir şey var. O konuyla ilgili böyle bir şeyler böyle dallanıp budaklanmış. Hani biraz sarmaşık haline gelmiş. Olaylar karışmış olabilir. Nasıl düzeleceğini siz de çözemiyor olabilirsiniz. Böyle kafanızdaki o düşünceler de böyle karışmış. Ne olacağını bilmiyormuşsunuz gibi ama bu ay bir şeyler rayına oturacak. Sizin için bence bu ay güzel gelişmelerin olacağı bir ay gibi düşünüyorum. Ferah bir ay gibi çıkmış. Düşündüğünüz şeyler biraz rayına oturacak. Böyle yollar kendiliğinden hani su akar yolunu bulur denir ya bir şekilde güzelleşecek. Düşündüğünüz o çok kafa yorduğunuz şeylerle ilgili güzel gelişmeler olacak. Bunun haricinde bir bakalım başka neler var. Ya küçük küçük hayalleriniz var, bir şeyleriniz var. Bakın küçük bir ağaç da çıkmış. İşle ilgili bir gelişmeniz, bir tohum atılabilir bir şeye. Yani bu ay galiba yine dediğim gibi sizin için maddiyatla ilgili güzel gelişmeler olacak. Böyle bir işle ilgili küçük bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu da size çok iyi gelecek. Bir sürü hayalleriniz çıkmış. Bir sürü planlarınız var. Hepsi kafanızda oturacak bu ay. Onları daha çok düşüneceksiniz. Ama dediğim gibi böyle hani o düşünceler artık şekillenecek büyük şekiller. Yani her şey bir hayalle başlar ya. Küçük küçük düşündüğünüz hayallerinizi artık böyle hayata sokmanın planlarını yapacaksınız. O büyük planlarını. Ve su akıp hani yolunu bulur derler ya. Bakın böyle artık bir yer edinecek onlar hayatta. Hayata geçirme fırsatı buluşacaksınız o düşündüğünüz güzel gelişmeler ya da bir şekilde o düşündükleriniz gerçekleşmeye başlayacak. Onlar hayatınızın gerçeklikleri olmaya başlayacak sanırım ama hep güzel gelişmeler gibi çıkmış. Adağınız da çıkmış. Umarım bu ay ilk önce hani sağlık olsun. Sağlıkla ilgili güzel haberler, güzel durumlarınız olsun inşallah. Ondan sonra da sanki bu ay biraz maddiyatla ilgili rahatlama, biraz inzivaya çekilip yalnız düşünüp
Zihninizi toparlamaya gibi düşünün ben bu falda en çok da. Ve kurbanlık bir adağınız çıkmış. Herhalde çok sevinip çok mutlu olacağınız ve adağınızı gerçekleştirdiğiniz bir ay olacak. İnşallah her şey güzel olur, gönlünüze göre olur. Boğa burçları çok güvenilir insanlardır. Güveni çok severlerdi ayrıca. İnşallah güvenebildiğiniz ortamlarda, güvenebildiğiniz insanlarla çok huzurlu bir ay geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.